Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, bugün El Arabiyyetü Beyniyleyk adlı Arapça eğitim öğretim setinin ikinci kitabının altıncı ünitesiyle birlikteyiz. Ünite başlığımız El Mihenu. Mihnetün meslek, El Mihenu meslekler. El Behthu anil ameli. Behefe an harfi ile kullanılırsa arkadaşlar aramak anlamına gelir. El behfe mastarı arama, anil ameli, iş arama. Burada da ebhefe arıyorum, an amelin bir iş arıyorum diye bir yazı yazılmış. El ebu, lealle, belki, umulur ki anlamlarına gelen bir kelime. Neticetel mukabeleti. Netice sonuç demek. Mukabele, görüşme. Tayyibetün elyum. İyi, güzel, elyum bugün. Ve umulur ki bugünkü görüşmenin sonucu iyidir, iyi olur. Elim Babeltü görüştüm. Müdira şirketi, şirketin müdürüyle görüştüm. Ve ra'a gördü. Şehadati. Şehadetün diploma, belge anlamına gelen bir kelime arkadaşlar. Diplomalarımı gördü veya daha genel bir ifadeyle belgelerimi gördü. Lakinne, ancak ni, ancak ben. Gayru mütefailin. Mütefail, iyimser anlamına gelen bir kelime. Bunun zıttı müteşaindir arkadaşlar. Gayru bunu olumsuz hale getiriyor. Ben o iyimser değilim. Ma sebebi derik? Bunun sebebi nedir? Yani iyimser olmamanın nedeni nedir? Eşşeriketu, şirket, tehtacu ila. İhtiyaç duyuyor. Aşrati mühendisine, 10 mühendise ihtiyaç duyuyor. Ve kaddeme lil ameli. Kaddeme, yukaddim, takdim li arkadaşlar sunmak. Evraklarını sundu anlamı da verilebilir. Ancak burada başvurular için kullanılan bir ifade bu. Ve kaddeme lil ameli. İşe başvurdu. Mi'etü mühendisin. 100 tane mühendis başvurdu. Mu'zam. Mu'zam kelimesi arkadaşlar çoğu demek. Mu'zamuhum, onların çoğu. Lehum, onlar için vardır. Hibratun. Hibratun, hibrat. Tecrübe demek. Deneyim. Taviletun, onların uzun deneyimleri. Onların çoğunun uzun deneyimleri vardır. Setecidu ve cede yecidu, bulmak. Setecidu, bulacaksın. El amelel münasibe, uygun bir iş bulacaksın. İnşaallah. İnşallah. Ene asifun. Ben üzgünüm ya ebi, baba. Li enneni, çünkü ben derastu, okudum. El hendesete, mühendislik okudum. Lekad teharraçtu fi. Teharraca fi, mezun olmak. Lekad teharrajtu fi, mezun oldum. Külliyetil hendeseti. Mühendislik fakültesinden mündü'den beri, senetin 2 seneden beri mühendislik fakültesinden mezunum. Mezun oldum. Velem a'mel, çalışmadım, iş bulamadım. Hattel'ane, şu ana kadar. Leysetil müşkiletu. Neyse, değildir. Olumsuz anlama katıyor. Sorun değildir. Fi dirasetil hendese. Mühendislik okumada bir sorun yoktur. El müşkile, sorun. Fil bitaleti. İşsizliktedir. Bitale, işsizlik anlamına geliyor arkadaşlar. Elleti, öyle işsizlik ki teammu, kaplıyor. Küllel alemi, tüm dünyayı kaplayan işsizliktedir sorun. Haythu, mekan ve zaman zarfı olarak kullanıyor. Şöyle ki, zira, şöyle ki, eteharracu, mezun oluyor. Fi harfi cerriyle kullanıyor arkadaşlar. Eteharracu tullabu fil camiati. Öğrenciler üniversiteden mezun oluyor. Vel maahidi, ön lisans programlarından, meslek yüksek okullarından, el muhtelife. Değişik ön lisans programlarından, üniversitelerden öğrenciler mezun oluyor. Ve la yecidune, ve bulamıyorlar, amelen, bir iş bulamıyorlar.
Nuriyelü istiyoruz. Müsaadete. Seade, yüseaidu, müsaade arkadaşlar. Yardım etmek anlamına geliyor. Ehlina, aile anlamına geliyor. Başka anlamlar da var. Akraba, bir yerin halkı gibi anlamları da var. Bu da ailemiz diye çevirebiliriz. Ailemize yardım etmek istiyoruz. Ve nuriydi istiyoruz. Ezzevac, evlenmek istiyoruz. Lakinnena, ancak biz la nestatiyya, yapamıyoruz. Tekulül hüküme, hükümet diyor. Setekun olacak, hunake var olacak. Furasun, fursatun, furas, imkanlar, fırsatlar, olanaklar. Fursatu amelin ketiratun, birçok iş fırsatı imkanı olacak. Lişşebabi, gençler için. Şabun, şebab. İki anlamı gelir. Bir gençlik, iki gençler. Geldiği yere göre anlamını vermelisiniz arkadaşlar. Hâden âme, bu yıl gençler için birçok iş fırsatı olacak diyor hükümet. Semi'ana, biz duyduk. Semi'a, duymak, işitmek. Hâdel kelâme ketiran. Bu sözü, bu lafı biz çok duyduk. Nahnu nuridu, biz istiyoruz. Amelen, bir iş istiyoruz. La kelamen, söz istemiyoruz. Bunu Türkçemize şöyle de çevirebilirsiniz. İcraat istiyoruz, laf istemiyoruz diye de çevirebilirsiniz. Kün ol, mütefailen, iyimser ol. Amelül mer'e, kadının çalışması. Hel te'melu, çalışır mı? Tabii bunu çalışabilir mi diye çevirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arapçada bilmek, abilmek anlamına gelen istatağa çok yaygın kullanılmıyor. Kullanıyor ama çok yaygın kullanılmıyor. Cümlenin gelişinden bu tür anlamları verebilirsiniz. El mer'etü, kadın, harice beytiha, evinin dışında kadın çalışabilir mi? Em la te'mel, yoksa çalışamaz mı? Çalışır mı, çalışmaz mı? Çalışabilir mi, çalışamaz mı gibi değişik şeyler söyleyebilirsiniz. İhtilifü, ihtilaf farklı olmak anlamına geliyor ama ila ile kullanırsak arkadaşlar ayrılmak diye çevirelim. İhtilifü ila, ayrılmak. En-nâsü, insanun, nas, insanlar. Fil-icabeti an, ecabe an, cevap vermek. Cevap verme konusunda, fiili konusunda, hakkında diye çevirebilirsiniz. İnsanlar ayrılırlar. Hâdes suali, bu soruya, ilâ thelâthi firakin, üç gruba ayrılırlar. İnsanlar bu soruya cevap verme konusunda üç gruba ayrılırlar. Ferîkun, bir grup yekûl, şöyle der. Naam, evet. Yecibu, gerekir. En te'amele, çalışması. El mer'etü, kadının. Harice beytiha, evinin dışında. Misler raculi, erkek gibi. Ve ferîkin âhara yekûl, başka bir grup şöyle der. La yasihhu, sahha, yasihhu, sahih, doğru olmak anlamına gelen bir fiil arkadaşlar. Doğru değildir. En te'amele, çalışması. El mer'etü, kadının. Harice beytiha, evinin dışında. Ve ferîkin thâlithin, üçüncü bir grup yekûl, şöyle der. Bu tabii üçüncü bir grup, diğer bir grup anlamında kullanılabilir. Maksat sayı vermek değil burada arkadaşlar. Te'amelül mer'etü, kadın çalışır. Harice beytiha, evinin dışında. Ve lakin, ancak. Bir şartın, bir şartla. Yekûlül ferîkul evvelu, birinci grup şöyle der. Ferik, grup, ekip, takım. Üç anlamda kullanabilirsiniz. İnnel mer'ete, inne, muhakkak ki anlamına gelen bir ifade arkadaşlar. İnnel mer'ete, kadın, nisfı, yarısıdır. El müçtema'i, toplumun yarısıdır. Ve la yasihhu, doğru değildir. En teclise, oturması. Fi beytiha, evinde oturması doğru değildir. Bundan sonra gelen cümle hal anlamı vererek çevireceğiz. Tağsilü el melabise, elbiseleri yıkayarak. Ve tuiddu, yuaddi, yadat, hazırlamak. Ve tuiddu, taamı ve yemek hazırlayarak. Ve tunazziful beyte,
ve evi temizleyerek ve torun bil evladı çocukları terbiye ederek yetiştirerek evde oturması doğru değildir. Vahiy o yani kadın indahum inde yanında katında anlamına gelen bir kelimeydi. Arkadaşlar bir de onlara göre anlamı, e göre anlamı veriyor. İndihum onlara göre kadın cüz'ün bir parçadır. Minel iktisat ekonominin bir parçasıdır. Te'amülü çalışır ve te'ekhudu alır ecra ücretini karşılığını ameliyat işinin ücretini karşılığını alır. Toparlarsak onlara göre kadın çalışan çalışanın karşılığını alan ekonominin bir parçasıdır. Ve yara, ra'a yara görmek arkadaşlar. Fakat bir anlamda görüşünde olmak, bir konuda belli bir kanaati olmak anlamında. Ma ra'yuke diyoruz değil mi? Görüşün nedir? Ve yara'l fariqu sani. İkinci grup görüşündedir. Enne, inne ve kardeşlerinden tekit için gelir. Ancak arkadaşlar her zaman açıklama yapmak için kullanılır. Vazifete, vazifesi görevi, el mer'eti, kadının, el esasiyete, esas, ana, temel anlamlarına gelir. Kadının temel görevi, tekunu fil beyt, evde olur. Haythu, şöyle ki, tudiruhu, onu idare eder, ve turabbi, ve yetiştirir, terbiye eder, evladeha, çocuklarını. Toparlarsak, İkinci gruba göre, şimdi görüşünü ifade edeceğiz. İkinci gruba göre kadının temel görevi evlatlarını yetiştirdiği, idare ettiği evinde olur. Evindedir. Ve yara hâzel ferîk, bu grup görüşündedir. Enner râtibe. Râtip maaş anlamına geliyor. Maaş kelimesi Arapçadır. Kullanılmaktaydı ama son zamanlarda ratip daha yaygın kullanılıyor. Maaş, ellezî öyle maaş ki te'ekhuduhu onu alıyor. El mer'etü kadın min ameliha işinden. Tu'tîhi onu veriyor. Lil hadimeti hizmetçiye. Elleti öyle hizmetçi ki tufsidu. Efsede yufsidu ifsad bozmak anlamına geliyor arkadaşlar. Fesat kelimesini hatırlayabiliriz. El evladı çocukları bozuyor. Ve la tuslihahum. Efsedenin zıt anlamlı kelimesi aslaha yuslih islahtır arkadaşlar. Düzeltmek anlamına gelir. İkinci gruba göre toparlayalım cümleyi. İkinci gruba göre kadın aldığı maaşı kadın işinden aldığı maaşı çocuklarını bozan onlara bir fayda sağlamayan, düzeltmeyen hizmetçiye ver. İkinci gruba göre kadın işinden aldığı maaşı çocuklarını bozan, onları düzeltmeyen hizmetçiye ver. Ve yekulu hâzel ferîk, bu grup şöyle diyor. İnne hurûcel mer'eti minel beyti. Huruç çıkma. Kadının evden çıkması yüeddi ila. Edda, yüeddi eda arkadaşlar aslında yerine getirmek, yapmak demek. Eda üs-salâh, namazı kılmak gibi. Ama ilâ ile kullanırsa neden olmak, yol açmak anlamlarına gelir. Kadının evden çıkması yol açar. Tefekküki, tefekkük dağılma, parçalanma anlamına geliyor. El üsrati, ailenin parçalanmasına yol açar. Ve dayâi, daya kaybetme demek arkadaşlar. Ve evlat, çocukların kaybedilmesine yol açar. Emmen feriku salisi üçüncü gruba gelince feyara görüşündedir ennel amele çalışma hakkun bir haktır mer'eti kadının bir hakkıdır. Üçüncü gruba göre çalışma kadının bir hakkıdır. Fe teamülü bu yüzden çalışır mahfen çalışmak değil bu arkadaşlar. Amile yamel iki anlama gelir. Bir yapmak iki çalışmak buradaki yapmak anlamında kullanılmış. Ameleha işini yapar. El esasiye temel işini, asıl işini yapar. Fi beytiha evinde. Ve leha leh ve aleyh kelimelerini hatırlarsak lehinde, aleyhinde. Lehinde onun faydasına olan şeyler. Aleyhinde onun zararına olan şeyler. Ve leha onun hakkı vardır. Lehinde olumlu bir anlamı kullanıyoruz. En tamene çalışma hakkı.
harice beytiha evinin dışında bir şartıyla en tamire çalışması şartıyla fil mecalati alanlarda. Arkadaşlar bunun tekili aşağıda bakın hemen el mecal alan anlamına geliyor. Alanlarda elleti tünasibe ona uygun alanlarda olmak şartıyla ve tehfalu ve muhafaza etmesi şartıyla ahlakaha ahlakını ve tüb'ide an ba'id anlamını hatırlayalım. Uzak olmak anlamına geliyor. Burada if'al babında uzaklaştırmak. Meçhul yapılmış uzaklaştırılması şartıyla muhalatati. Muhalata karışık olma, bir arada bulunma demek. Errical, erkeklerle bir arada bulunmaktan uzak tutulması, ahlakını koruması, muhafaza etmesi, kendine uygun alanlarda çalışması şartıyla kadının evinin dışında çalışması hakkıdır. Kel ameli, ke gibi anlamına gelen teşbih edattır, harf-i cerdir. Kel ameli çalışması gibi fil mecali tıbbi, tıp alanlı çalışması gibi. Fe örneğin mesela teamelü tabibeten doktor olarak çalışır. Ev mümerridaten veya hemşire olarak. Ev fil mecali talimi veya eğitim alanında. Fe teamelü örneğin çalışır muallimeten öğretmen olarak. Ev murabbiyeten veya mürebbiye olarak. Esten bu kelime kullanıyordu. Eğitmen, eğitici gibi bir anlam verebilirsiniz. Ancak doğrudan mürebbiye de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ev gayredalik ve benzeri ve diğerleri anlamına gelen bir ifade. Fi müctemain toplumunda nisaiyin kadın toplumunda yani kadınlar içerisinde kadınlara yönelik hizmetlerde mürebbiye veya öğretmen olarak ve benzeri işlerde çalışabilir örneğin eğitim alanında doktor veya hemşire olarak tıp alanında çalışması gibi. El-iğtirabu lil-amel, iğtirap, gurbete çıkma anlamına gelen gurbe kelimesi oradan geliyor arkadaşlar. Çalışmak için gurbete gitme. Salah, se-iğteribu, gurbete çıkacağım lil-ameli çalışmak için. Harice vatani, vatanımın dışına. Yani zaten gurbet, genelde gurbete gitme. Ya bulunduğunuz şehirde başka bir şehre gidersiniz ya da başka bir ülkeye gidersiniz. Buna gurbet deniyor. Lakinneke, ancak sen teamelu burada çalışıyorsun. Yani burada bir işin var. Ve ratibuke ceyyidun ve senin maaşın iyi. El malu kethirun hunak. Orada para çok. Mal anlamına da gelir, para anlamına da gelir arkadaşlar. Elhamdülillah. Vel hayatu sehletun. Ve hayat kolaydır. Sehle kolay anlamına geliyor. İhtelifu ma'ak. Seninle farklı düşünüyorum. İhtilaf, farklı olmak biliyorsunuz. Ma'ake seninle farklıyım. Ben farklı düşünüyorum. Biladuna, ülkelerimiz tehtacu ile. İhtiyaç diyor, na bize. Ülkelerimizin bize ihtiyacı var. Seferu yolculuk, sefer, seyahat, lil ameli çalışmak için helalun helaldir. Ve leyse değildir haramen, haram değildir. Kâle Allahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Huvellezî, o Allah ki ceale leküm, sizin için kıldı. Ceale kılmak, eylemek, haline getirmek. El erda, yeryüzünü zelûlen. Zelül boyun eğen anlamına geliyor arkadaşlar. Boyun eğmiş. Uysal. Femşu yürüyünüz fi menakibi. Menkip menakip omuz anlamına gelen bir şeyin üstü anlamına gelen sırt anlamına gelen bir kelime. Sırtlarında yürüyün. Yeryüzün üzerinde yürüyünüz. Ve kulu yiyiniz min rizkihi. Onun rızkından yiyiniz ve ileyhi onadır en nüşuru dönüş. Yani dönüş Allah'adır. Sadakallahu'l-azim. Yüce Allah, ulu Allah doğru söylemiştir. Lakin ancak hel fekkerte fi fekkera fi
Düşünmek anlamına geliyor arkadaşlar. Fi hakkında diye de çevirebilirsiniz. El fekkerte fi evladik. Çocukların hakkında düşündün mü? Çocuklarını hiç düşündün mü? Ne olacak çocukların hali bu? Se ashabuhum ma'i. Sahibe yashabu. Birlikte olmak. Eşlik etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Sahip arkadaş. Ne onun beraber olduğumuz kişi anlamına geliyor. Se ashabuhum. Onları alacağım. Ma'im yanıma birlikte götüreceğim. Yani onlara eşlik edeceğim. Götüreceğim. Ev veya ezuruhum onları ziyaret edeceğim fil ami yılda merrateyn iki kez. Keyfe nasıl tuhafizu ala hafaza yuhafizu muhafazatun ala muhafaza etmek, korumak. Nasıl muhafaza edeceksin? Dinihim ala ile kullanıyor, ona dikkat edelim. Dinihim dinlerini ve sekafetihim ve kültürlerini ve lügatihim ve dillerini nasıl muhafaza edeceksin? İza İğterabu mak, seninle birlikte gurbete giderlerse dillerini, kültürlerini, dillerini nasıl muhafaza edeceksin? Len ezhebe gitmeyeceğim ila biladin garibetin. Yabancı bir ülkeye gitmeyeceğim. An sekafeti, kültürüme yabancı bir ülkeye gitmeyeceğim. Demek ki bir Arap ülkesine veya bir Müslüman ülkesine gidecek. Ercu, rica ediyorum. En teshabe, yanına almanı evladeke. Veya beraberinde götürmeni, evladeki çocuklarının yanında götürmeni rica ediyorum. Se'uhâvilu dâlike. Hâvele yuhâvilu muhâveletün denemek, uğraşmak, çabalamak anlamına geliyor. Bunu deneyeceğim, bunu yapmaya gayret edeceğim. Ve şükran, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kime teşekkür ediyorsanız lam harfi cerri gelir başına. Ve şükranlek, sana teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorsanız ala gelir. Ala nasihatik. Tavsiyenden dolayı sana teşekkür ediyorum. Buraya biz bir leke de getirebiliriz. Ve şükranleke ala nasihatik. Örneklerini göreceğiz daha ileride. Hel vafaka. Vafaka yuvafikum muvafakatun ala harfi cerriyle kullanılır. Onaylamak, kabul etmek anlamına gelir. Hel vafaka validuke. Baban kabul etti mi? Onayladı mı? Ala iğtirabik. İğtirab fiilinin mastarı arkadaşlar. Gurbete gitmeni baban onayladı mı? Bittabi, tabii ki vafaka, tabii ki onayladı. Ve illa, aksi takdirde. Ma fekkertü, düşünmezdim. Fekkera fiile kullanılır. Fil iğtirab, gurbete gitmeyi düşünmezdim. Hel setukimu, ekame, yukim, ikame, ikametine kalmak. Kalacak mısın? Tavilen uzun ümünake. Orada çok kalacak mısın? Hamse senevatin fakat. Yani tam cümleyi söylersek seukimu hamse senevatin fakat. Fakat yalnızca demek arkadaşlar. Yalnızca 5 yıl kalacağım. Thumma a'udu, sonra döneceğim inşallah. Ercu, rica ediyorum, umuyorum. En te'ude, tabi burada ummak anlamında. En te'ude, dönmeni ileyna. Bize salimen ganimen. Bu Türkçe'ye sağ salim diye çevrilebilir. Ancak ganimen kelimesinin bir özelliği var. Kazançlı anlamında geliyor. Ganimetten belki aklımıza gelir. Sağ salim ve bol kazançlı olarak dönmeni umuyorum. Barakallahu fi harbi celle kullanan arkadaşlar bu da. Barake fik. Allah senden razı olsun. Allah seni mübarek etsin falan demeye gerek yok. Allah senden razı olsun anlamına gelen bir deyim arkadaşlar. Bir kalıp. Amelün çalışma hayrun min. Arkadaşlar hayır ve şer kelimeleri ismi tafdil olarak da oradan kullanılabiliyor. İsmi tafdiller ya bir şeyin en halini gösterir, en iyi, en kötü gibi ya da minle kullanılarak karşılaştırma yapar. Hayrun daha hayırlıdır. Meseletin, seele, onun kökü olan seele fiili iki anlama gelir. Bir sormak, iki istemek. Yani dilenmek. Burada bu da tabii o kökten geldiği için çalışma dilenmekten yani istemekten daha hayırlıdır. El amelu çalışma nimetün bir nimettir. Min ni'amillahi Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Demek ki nimetün kelimesi çoğul ni'am. Ve la ya'rifu bilmez, tanımaz hâzihi nimeti, bu nimeti bilmez. İlla ancak şu kimse bilir ki diyecek.
Men kişi fekadeha. Fekade kaybetmek. Onu kaybeden kişi bir sebebil maradı. Hastalık sebebiyle ev gayrihi veya diğer bir sebeple onu kaybeden kimseden başkası bu nimeti bilmez. Ve ma'a zalike bununla birlikte. Fe ba'du'n-nas bazı insanlar la yuhibbune sevmezler el amele çalışmayı. Ve ya'temidune ala. Ya'temede ala iki anlamda kullanıyoruz. Bir güvenmek, iki dayanmak. Yani başkasından geçinmek anlamında dayanmak. Ve ya'temidune ala gayrihim başkalarına. Gayrihim başkaları demek. Başkalarına dayanırlar. Onlardan geçinirler. Ve yetesevvelun veya dilenirler. Tesevvele, yetesevvel, tesevvel dilenmek anlamına geliyor. Bir turuk, tarik, turuk yollarda. Kâle Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ma ekele. Ekele fiil mazi. Başına ma getirirseniz olumsuz yapmış olursunuz. Ma ekele yememiştir. Ahadün. Ahadün bir kimse demek ama olumsuzdan sonra gelirse hiç kimse anlamına gelir. Taamin bir yiyecek. Kattu. Asla. Bu da olumsuzdan sonra gelir arkadaşlar. Ma ekele ahadün taamin kattu. Hiç kimse asla bir yiyecek yememiştir. Hayran min. Daha hayırlı. En yeküle yediğinden, yemesinden. Min ameli yedihi. Elinin işinden gibi bir anlam var. Ancak el emeğinden diye çevireceğiz. Daha hayırlı bir yiyecek hiç kimse yememiştir. Ve inne nebiyyallahi Davud. Allah'ın nebisi peygamberi Davud aleyhisselam. Kâne yekülü yerdi min ameli yedihi elinin emeğini yerdi. Kâle şöyle buyurmuştur. Li en ye'khuze ahadukum sizden birinizin alması hablehu habl ip demek arkadaşlar. Ve tasimu bi hablillahi cemia ayet-i kerime Allah'ın ipini toptan sarılın. İpini alması, thümme sonra yağdu, gada yağdu, sabahleyin erkenden çıkmak, gitmek anlamına geliyor. İlâ-ı Celle kullanıyor tabii. Sonra erkenden gitmesi ilel cebeli dağ. Fe takibiye ardından peşinden gibi anlamlar verebilirsiniz isterseniz. Yahtatibe. Hatap odun, yahtadaba, ihtatabe odunculuk yapma. Ve odun toplaması, odunculuk yapması, fe yebiya ardından onu satması, fe yekulehu sonra ondan yemesi ve yetesaddaka tasadduk etmek Türkçemizde kullanıyor. Sadaka kelimesinden geldi anlaşılıyor. Sadaka vermesi hayrun min daha hayırlıdır. En yes'ele istemesinden, dilenmesinden, en nase insanlardan. Câe racülün fakirun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bir fakir bir adam geldi. Ve se'elehu, biraz önce demiştik ki se'ele istemek anlamına da gelir. Ondan istedi şeyen bir şey. Fekâle lehu. Kâle lamar bi celle kullanır arkadaşlar. Ona dedi. Er-Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz. Hel fî beytike şeyün. Evinde bir şey var mı? Kâle nâm. Evet dedi. Kas'atun, ina'un. İna parantez içindeki kelime bunun açıklaması olur arkadaşlar. Genel kural bu. Bir kaf var dedi. Ne'kulu yeriz fiha onun içinde. Ve neşrabu içeriz minha ondan içeriz. Yani sularını demek ki ona koyuyorlar içecek sularını. Ve netetahhar ve temizleniriz. Yani suyla o suyla o koydukları suyla temizleniriz. Demek ki yeme, içme ve temizleme için yalnızca tek bir kapları var. Ve hilsün, parantezinde firaşın diye açıklamış, bir yatağımız var. Neclisü otururuz aleyha üzerine. Ve la şeye. Başka hiçbir şey gayrahada. Bunun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamı nereden çıkarız? Arkadaşlar bakın şu şeye kelimesine dikkat edelim. Bu lenna fil cins diyor. Yani önüne geldiği kelimenin tüm anlamlarını olumsuzluyor. Bunun en güzel örneği La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunun harekesinin fetha olduğuna dikkat edelim. Ancak el takısı olmamasına rağmen tenvin almadığına dikkat edelim. Bunun özelliği bu.
ve la şey'e gayrı hâze. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Fekâle lehur Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona şöyle buyurdu. İ'tini bihima. Arkadaşlar bu itini bir emir. Bakın eta fiili burada, mazisi bu. Gelmek anlamına gelir. Ancak ve harfi cerrini eklerseniz fiillerin önüne gelmek fiili getirmek anlamına gelir. Cae geldi, cae bi getirdi. Eta geldi, eta bi getirdi. Emri iti. İtini bana bihime o ikisini getir. Fe ona getirdi, bihime o ikisini getirdi. Yani kaplağı yatağa getirdi. Fe emsekehuma. Emsek tutmak demek. Beyine yedeyi iki elinin arasında tuttu. İki eliyle Hazreti Peygamber o ikisini tuttu ve kâle li. Kâle lem harfi cerri kullanır. Kime demişseniz bir şey söylemişsiniz onun başına lem gelir. Ashabihi sahibin ashab arkadaş demek. Ashabına şöyle buyurdu. Men kim yeşteri hâdeyni. Bu ikisini kim satın alır? Fenne olduğu için ikisi anlamına geliyor. Fekâme racülüm. Bunun üzerine bir adam kalktı. Fekâle ve şöyle dedi. Ene eşterihima. Ben o ikisini satın alırım. Ücretin başına her zaman B gelir arkadaşlar. Bir dirheme satın alırım. Fekale bunun üzerine şöyle buyurdu. Men yezidu kim artırır? Zade yezidu artmak artırmak anlamına geliyordu. Ala dirhemin bir dirhemin üzerine kim artırır? Yani var mı artıran diye sordu Hazreti Peygamber. Fekame racülün haru başka bir adam kalktı. Fekale dedi ki ene eşterihime o ikisini ben satın alırım. Bir dirhemeyni, iki dirheme satın alırım. Fedefa'ahuma. Ondan sonra defa, yedfa, defa. Ödemek anlamına gelen bir ifade. Def etmek anlamında buradan almışız. İtmek anlamına da gelir arkadaşlar yani. Ama burada ödemek o ikisini ödedi. Yani iki dirhemi ödedi. İler Rasuli. Defa ile. İle kullanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ödedi. Elledi. O Peygamber Efendimiz ki sellemehuma ile selleme, yüsellimi, teslim teslim etmek, vermek demek. Türkçe'de kullanıyoruz teslim etmek. Onu teslim etti, verdi ilel e'arabiyyi bedeviye. E'arabi bedevi anlamına geliyor. Gailen şöyle diyerek. İşteri, satın al. Bi ehadihima onlardan biriyle yani bir dirhemle taamen yiyecek satın al. Vetheb, bakın vehebe gitmek. Be ile kullanırsanız götürmek anlamına gelir. Vetheb bihi onu götür ila ehlike ailene götür. Veşteri satın al bil ahari diğer dirhemle kaddûmen. Kaddûm günümüzde keser anlamında kullanılıyor ama Aziz Peygamber döneminde balta anlamında kullanılan bir kelime. Bir balta satın al ve tini bihi ve onu bana getir. Fe'etâhu bil kaddûmü ona baltayı getirdiği fevada'a koydu, yerleştirdi, taktı. Fihi ona baltaya auden dal vesaire anlamlarına gelen bir kelime ancak buradaki anlamı sap demek bir yedi. Ona o baltaya eliyle Aziz Peygamber bir sap taktı. Ve kâle lil e'arabiyyi ve bedeviye dedi. İzheb git ve ihtatıp ve odunculuk yap ve bi' ve sat ve la erake görmeyeceğim kimi seni Hamsete aşara yemin. 15 gün seni görmeyeyim. 15 gün gözüme görünme. Ve ba'de sonra intihai. İntiha yentehi intiha. Bitme sona erme demek. Nihayetten geliyor. Hâzihil müddet. Bu müddet bittikten sonra bu süre bittikten sonra raca'a ila. Ona döndü ileyhi el-Arabiyyü Bedevi ve kad iştera. Kad fiil mazil maçına gelince bir şey geçmiş zaman anlamı da verir arkadaşlar. Satın almıştı. Thiyaben, thevbun, thiyab, elbiseler. Ve taamen ve yiyecek satın almıştı. Fekale lehu. Ona buyurdu. Er Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Eleyse değil midir? Hâdâ bu. Hayran leke. Senin için daha hayırlı değil midir? Min en tes'elen nas. İnsanlardan istemenden, dilenmenden. E'tavke sana verirler. Ev veya mena'uke. Menamen etmek, vermemek anlamında kullanıyor burada. Veya vermezler. İster versinler, ister vermesinler. İnsanlardan
Bir şey istemenden bu senin için daha hayırlı değil midir buyurdu Hazreti Peygamber. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.